Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri, bir cevap veriyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Covid-19 salgını başladığından beri ciddi bir kırılganlık yaşayan hayatlarımız, hem şimdi yaşadığımız değişimi hem de bu hastalık ve salgınla beraber gelen yeni soru ve sorunları çözmekle uğraşıyor aslında. Ve biz de inanç dünyasından özellikle bu sorulara cevaplar vermeye çalışıyoruz. Aklımızın yettiğince, ama değerli konuklarımız özellikle uzman oldukları alanlarda şimdiye kadar çok önemli cevaplar verdiler bence izleyenler için. Bugünkü konuğum da bu anlamda çok değerli ve önemli bir konuk. Radyo Şema aslında şimdi Şema Medya Grubu oldu. Genel Müdürü Soner Tufan bizimle beraber. Hoş geldin Soner abi. Hoş bulduk. Nasılsın Gökhan? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de heyecanlıyım. Güzel bir yayın olacak diye umut ediyorum. Amin, amin. Yeni normal ile alışma süreci nasıl gidiyor bugünler? Şimdi havalar gibi aynı. Hatırlarsan sıcak olmadan önce çok soğuktu. Birden 20 derece ısındı. Doğru. Yeni normalde direkt eski normale atladık yani. Türkiye'de normalin tanımı biraz enteresan tabii. O yüzden yenisi eskisi pek fark etmiyor yani. Yani Dediğim yavaş gibi yavaş biraz evet. alışalım falan gibi bir şey olmadı. Evet. Yok olmadı. Dediğim gibi Buyurun. aslında başta Radyo Şema dedim ama Radyo Şema'nın çok eski bir hikayesi var. Aslında uzun yıllardır Türkiye'de Hristiyan içerikli radyoculuk anlamında ilklerden. Sonra tabii bir dönüşüm yaşadı. İstersen biraz radyonun hikayesini kısaca bir anlatabilirsen öyle bir giriş yapalım. Tabii ki. Şimdi biz 99 yılında bir halka açık büyük bir Noel etkinliği düzenlemiştik. Daha doğrusu 2000 yılında. Orada çok insan katıldı. Sanırım o ölçekte, o büyüklükte bir halka açık Noel kutlaması, Doğuş Bayramı kutlaması ilkti. Oradan çok kişi geldi aslında kiliseye. Oradan kiliseye gelenlerden bir tanesi Şafak abiydi. Şafak abi geldiği zaman iman edince radyocuydu. Neden Hristiyanların radyosu yok diye bir soru sordu. Ondan sonra her şey gelişti. Sonra ben tabii ki yurt dışına çıkmak durumunda kaldım. Bir süre yurt dışında kaldım eşimle beraber. O arada bu radyo İsmail Serinken ve Kurtuluş Kilisesi, yani Kurtuluş Kilisesi'nin çatısı altında İsmail Serinken'in önderliğinde kuruldu. İlk başlarda tabii bazı eksikliklerden dolayı, yani materyal eksikliğinden dolayı bayağı bir sıkıntılı oldu. Halk o kadar alışkın değildi, yöneticiler o kadar alışkın değildi. Onun için çeşitli sıkıntılar çekildi. İşte bir dönem asker onların uçaklarıyla çarpışıyor frekansları diye bir ay boyunca kapattı. Bilir kişiler rapor verdi, yok öyle bir enterferasyon yok dedi. Ondan sonra açıldı. İşte ulusal güvenlik belgesi verilmiyordu. Bir süre sonra bazı girişimlerle o belgeye de gerek yok denildi. Yani hep böyle yani yokluktan var etmek gibi bir şey oldu aslında. Özellikle şey yoktu. Yani Türkçe ezgiler, Türkçe programlar, imamların sayısı zaten az. Onların arasından çıkıp da program yapabilecek insanlar çok azdı. Ama sürekli bir gelişim halinde oldu. Sanırım bir 4-5 sene öncesine kadar tek radyoyduk. Ama bizim amacımız gelişmekti, ilerlemekti, büyümekti, başka insanlara ulaşmaktı. Bunun için ilk olarak Samsun'da ikinci bir radyo satın aldık. Ondan sonra Antalya'da, ondan sonra Mardin'de, sonra Midyat'ta bir radyo açarak 5 radyoya ulaştık. Tabii sadece radyo değil, radyonun ötesinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Bir video departmanı oluşturduk. 2 sene önce
Kanal Hayat'la birlikte Umut Kalesi'ni oluşturduk. Yani sürekli bir gelişme, ilerleme ve daha iyisine nasıl ulaşırız çabası içindeyiz. Evet, Şema Medya Grup adını kullanmaya başladık. Bununla içini doldurmaya çalışıyoruz. Yani medyanın her alanında çaba sarf ediyoruz. Ha tabii. Bence iyi gidiyor. Bizim abimizdir. Estağfurullah. Yani radyoculuk anlamında hani ben hatırlıyorum ilk iman ettiğim zaman Radyo Şema vardı. Yanlış hatırlamıyorsam evet vardı. Bizim için çok önemliydi hakikaten. Yani tabii. Ankara gibi bir yerde dediğin gibi aslında imanların sayısının az olduğu kiliselerin çok az kişiyle hayatına devam ettiği bir dönemde bir radyoya sahip olmak çok önemliydi yani. Aslında bu hikayeyi anlatman şu açıdan da iyi oldu. Gençlerimiz şimdi bakıyorlar, diyorlar ki Radyo Şema var, işte Satya Türk var, işte Miras Dergisi var, o var, var ne güzel ama hepsinin hikayesinde ciddi zorluklar var. Yani bugünlere nasıl geldiğinin aslında bilinmesi lazım. Bugün gençlerin hizmet ettiği, aslında kendini içinde var ettiği kurumlar aslında sizler gibi, daha önceki abilerimiz gibi insanların emeği ve çektiği sıkıntılarla oluştu. Yani o hikayeyi anlatmak bence önemli. Şeyi sormak istiyorum Soner abi, bu şimdi yeni bir dönem yaşıyoruz tabii. Covid-19 salgını beraberinde bir sürü değişim getirdi, zorluk getirdi. Belki de avantajlar getirdi aslında bir taraftan da. Özellikle medya işi yapanlar için. Bu süreç sizin için nasıl geçti radyo için? Yani aslında bizim için gerçekten biraz daha zorluydu. Genellikle insanlar evlerine kapandılar. Bir karantina halinde hayatlarını sürdürdüler. Ama bu olay patlak verir vermez biz hızlı bir şekilde uzaktan çalışma metoduna uyum sağladık. Hemen hemen herkes hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye, uzaktan yapmaya başladı. Hatta yeni programlar ekledik. Ondan sonra ilk haftasında şöyle bir fikir geldi. İşte sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapalım. İşte ilk yapacağımız şeyler insanlara ümit versin diye insanlar bir araya gelemiyorlar. Bir online tapınma hizmeti oluşturalım diye başladık. Arkasından çok ciddi bir yani çok ciddi tepkiler aldık. İnsanlar çok sevdiler. Çok hoşlarına gitti. Sonra biz bunu biraz daha bir kısmını sohbete dönüştürsek nasıl olur dedik. Ondan sonra ben haftada 3 gün program yapmaya başladım. Sonra bazen haftada 4 gün, haftada 5 program yaptığım da olmaya başladı. Tabii bu biraz yorucu oluyordu. Basın kartım da olduğu için sokağa çıkma yasaklarında rahatça dışarı da çıkabiliyordum. Yani aslında beni o anlamda çok fazla etkilemedi. Ama bir taraftan ev hali, çoluk çocuk, uzaktan eğitim, bir taraftan normal işlerin, bir taraftan bu yayınlar. Ama bizim için yorucu bir süreç olsa da çok iyi oldu. Çünkü sosyal medyadan biz çok insana ulaşabildik. Bu sosyal medya, sosyal radyo dedik biz artık ona. Sosyal radyo yayınlarımızla güzel o kadar işmiş. Çok insana ulaştık. O kadar yani bizim sosyal medya hesaplarımızın yani her biri en az 2 katına, 3 katına çıktı takipçi artışı. Onlar da çok güzel oldu. Çok güzel tepkiler aldı. Bir de sen yani bu gazetecileri yaparken, onu söyleyecektim aslında ben de. Yani sen aslında normalde diğer Hristiyan medya kurumlarından biraz farklı olarak aslında oldukça farklı çevrelerden, geniş çevrelerden konuklar ağırladın. Yani bu ilişkilerin Hristiyan bir radyo tarafından kuruluyor olması, yani bu şekilde medyaya yansıtılabiliyor olması aslında çok değerli. Neler gözlemledin abi bu geniş çevreyle konuşurken, sohbet ederken? İnsanların yaklaşımı nasıldı sence bu sürece? Ben şöyle düşünüyorum. Herkes kendi çıkar için kullandı bu şeyi, Covid-19'u. Şimdi ne bileyim işte dijital dünyada etkin olan kişiler kendi lehlerine çevirdiler bunu.
Yani ben komplo teorisini sevmiyorum ama sonuçlarına göre baktığımda şeyi görebilirim. Ya yani bunlar oldu, bunlar oldu diyemem. O benim şeyim değil. Ama yani herkes kendine göre bunu şekillendirdi. Şimdi aslında devletin işi çok güzeldi, rahattı. Yani sokakta insan olmayınca her şey daha kolay oluyor. Çünkü o bir felç etkisi yarattı. İşte siyasette, şurada, burada. Ama hakların, demokrasinin biraz kenara itildiği bir zaman oldu ki bu yani hem gazeteciler hem akademisyenler hem yazarlar bu fikirleri ortaya koydular. Aslında böyle devam etseydi onlar açısından daha iyi olabilirdi. Hristiyanlar aslında gerçekten iyi bir sınav verdiler. Toplanamıyorlardı. Fakat hızlı bir şekilde bu teknolojiyi kullanmaya başladılar. Zoom üzerinden, Skype üzerinden başka platformları kullanarak çok hızlı bir şekilde hareket ettiler. Aslında genel bir birlik havası oluştu. Bunun için de seviniyorum. Ama şu da bir gerçek ki söylenen şu söz doğru. Yani dünya aynı yer değil. Aynı yer olmaya da devam etmeyecek. Birçok şey değişti. Yani dijital olarak bizim belki 20 yılda, 30 yılda alamayacağımız, kat edemeyeceğimiz yolu biz bu kadarcık kısa bir sürede kat edebildik. Aslında şimdi bu dönemde yapılan yayınları kaydetmiş olsaydık mesela bizim televizyonun 7-8 aylık şeyi çıkardı bir ihtimalle yayın ihtiyacı çıkardı yani. Biz aslında şöyle bir şey yaptık Gökhan. Biz dedik ki bu sosyal medya yayınlarını niye sadece radyoda sosyal medyada kullanıyoruz? Biz bunun işte onun içinde bazı uygun olanları YouTube hesaplarımıza koyarız. Ama biz bunların hepsini eğer ses kalitesinde vesaire bir sıkıntısı yoksa, içerikte herhangi bir sıkıntı yoksa biz bunu radyoda da kullanırız dedik ve arkasından hızlı bir şekilde o sesleri işleyip ertesi gün sosyal radyo yayını adı altında radyoya verdik. Öylelikle harika. Yani bizim neredeyse her hafta 5-6 yeni program sürekli radyoya yüklenmiş olduğu için çok iyi oldu. Biz onları aslında kullandık yani. Ben şey diyorum yani son birkaç yıldır bu kadar yoğun çalışmamıştım ben aslında. Evden çalışmaya başladık kesinlikle. Ama. Kesinlikle. Yani, çok ciddi bir yoğunluk kesinlikle. Oldu hayatımda. Çünkü tabii ya bir de yani aslında bizi zorlaştıran yani bizim hayatımızı daha zorlaştıran, daha yoğun hale getiren şeydi. Okulların eve çekilmesiydi. Evet. Onlar aslında sağ olsun Rabia benden daha fazla bu konuda şey yaptı. Uğraştı. Ama full time işini yapıyorsun. Artı bu yayınları yapıyorsun. Artı çocuklarla beraber. Gerçi zevkliydi ya. Yani öbür taraftan da umarım yeni bir şey deneyimlemiş olduk. Evet. Peki şunu sormak istiyorum Soner abi aslında. Tabii fırsatlar var, yeni projeler var. Yakaladığımız yeni yollar, yeni metotlar oldu. Ama özellikle yani bir Hristiyan bir radyodan duymak istediğim bir şey var. Hani sormak istediğim bir şey var. Böyle bir dönemde ya da genel olarak aslında hani insanların neden Türkiye gibi bir yerde Hristiyan bir radyonun varlığına ihtiyacı olsun? Yani şimdi bizi arayan, bize yazan insanların önemli bir kısmı şunu söylüyorlar, Hristiyan olmayan insanlar bile. Diyorlar ki bu ülkedeki yani çeşitlilik için işte düşüncelere saygı göstermek, başkalarına tahammül etmek açısından bu radyoya bizim ihtiyacımız var. Türkiye'nin evet ihtiyacı var. Birçok açıdan. Birincisi, biz Tanrı'nın sözünü insanlara iletmek istiyoruz. Hiçbir şekilde onlara hiçbir şekilde onları bir yere yönlendirmeye çalışmadan, bir şey empoze etmeye çalışmadan, hiçbir inancı rencide etmeden, hiçbir inanç hakkında konuşmadan. Çünkü benim işim değil. Yani ben Hristiyanım, Hristiyanlığı anlatırım. Ama onun dışındaki diğer inançlar şöyledir, böyledir. Biz onun
sözcüklerini bile kullanmayız. Ama ben kendime iyi gelen şeyi insanlara iletmek istiyorum. Kulak verip de dinlemek isteyen insanlar bunu dinler. Tanrı'nın sözünü duyurmak için. İkincisi tabii ki ön yargılar. İnsanların Hristiyanlara karşı acayip ön yargılar var. Yani adam bir gün çıktı dedi ki ya sen de bizim gibisin dedi. Nasılın? Ya sen de işte bizim gibisin. Yani ben sanıyordum ki siz başkasınız. Ya dedim sen canavar mı bekliyordun yani? Evet biz aynıyız. Bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşayan, bu ülkenin iyiliğini isteyen, herhangi bir yerle herhangi bir bağlantısı olmayan, gerçekten Tanrı'yı seven, ülkesini seven insanlarız. Ön yargıları aşabilmek için bizim gerçekten ihtiyacımız var böyle bir radyoya. Bir de insanların farklı şey duymaya ihtiyaçları var. Yani Hristiyanlar COVID-19'a nasıl bakıyorlar? İşte Hristiyanlar ülkede yaşanan yoksulluğa, açlığa, acıya nasıl yaklaşıyorlar? Onların elinde nasıl bir şey var? Yani insanların o bilgiyi Hristiyanlardan alması çok güzel. Sanırım Sat 7'nin de öyle bir mottosu var. Yani Hristiyanlara, Hristiyanlardan bilgi şeklinde. Evet. Ya aslında yani en önemlisi bence de bu. Hani bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmak, araştırma yapmak istiyorsan kaynağın kendisine bakmak gerekiyor. Bu anlamda Hristiyan medya platformlarının, kurumlarının tamamının aslında bence böyle bir misyonu var. Temelde yapmaya çalıştığımız şey Hristiyanlıkla ilgili bir sorun varsa bunu Hristiyanlara sorabilirsin. Böyle bir imkan yaratıyoruz aslında. Böyle bir fırsat veriyoruz bizi takip edenlere. Radyoda yıllardır bunu yapıyor. Yani ben şunu da merak ediyorum aslında. Peki bunu yapmaya çalışırken mesela sen bahsettin bazı zorluklardan başlangıç aşamasında. Hala süre gelen zorluklar, sıkıntılar, engeller var mı? Ya birçok açıdan engel var. Birincisi aslında o toplumdaki Hristiyanlara karşı olan ön yargılar aynı zamanda radyo içinde var. Yani işte misyoner radyo vesaire vesaire gibi. Fakat yani birincisi biz kendi inandığımız şeyi insanları rahatsız etmeden, böyle bir yoğunluk içine sokmadan belli bir düzeyde, belli bir entelektüel yaklaşım içinde karşılaştırmadan veya birini yükseltip birini alçaltmaya çalışmadan gayet seviyeli bir şekilde anlatıyoruz. Ama biz sadece Hristiyanlık hakkında konuşmuyoruz ki. Bizim her saat haber bültenimiz var. Sabahleyin bir saatlik uzun bir haber bülteni var. Bizim çok iyi müzik programlarımız var. Bizim toplumla ilgilendiğimiz, kampanyalara destek olduğumuz kimi sosyal programlar var. Bizim tıbbi olarak insanların sorularını sorabilecekleri programlarımız var. Kültür sanat programlarımız var. Yani biz sadece Hristiyanlık hakkında konuşmuyoruz. Özellikle şöyle bir şey oluyor. Bazen insanlar kızıyorlar. Bir tane mektup gelmişti, hiç unutmam. Adam bayağı kızdı. En sonunda şey dedi. Ya her şey bir tarafa da müzikleriniz çok güzel. Benzer bir şey ben bir iş arkadaşımla yaşamıştım ajansta çalışırken. Beraber onun arabasıyla gidiyorduk. Kızılay'a bırakacaktı beni. Radyo Şama'yı açtı. Ben yani bilinçsiz açtığını düşündüm yani falan. Biliyor musun bu radyoyu dedim. Biliyorum ya dedi. Misyoner bunlar dedi. Hiç sevmem dedi ama çok iyi müzik çalıyorlar dedi yani. Yani evet. Zorluk derken evet o ön yargılar var ama öbür taraftan belirli bir kitle var gerçekten çok seviyor. Yani ben hatırlarım işte bir bugün kullanmakta olduğumuz ofisi kiralayacağımız zaman ev sahibiyle oturduk işte imzalayacağız. İmzalamadan önce kalemi bıraktı. Dedi ki ya ne yapacaktınız onu sormadım dedi. Ben de çok açık bir şekilde söyledim. Yani Radyo Şema adına biz bunu kiralayacağız. Yayınlarımızı burada yapacağız. Adam kalemi masaya attı.
Sonra Ayha kalktı. Benim kolumdan tuttu. Yürü dedi. Gidiyoruz dedi. İkinci kattaydık şeyde, emlak ofisinde. İki kat aşağı indik. Adamın arabası şeyin önündeydi. Binanın önündeydi. Arabayı çalıştırdı. Bir numaraya bastı. Bak dedi, ben dedi yıllardır dedi burada şey yapıyorum. Yani dinliyorum. Şema'yı seviyorum. Hatta işte %10 oranında mı, %15 oranında mıydı kirayı indiriyorum. Sizin burada kalmanız için elimden geleni yapacağım ki gerçekten de onu yaptı. Biz işte bu radikal bir grubun tehdidiyle karşılaştığımız zaman binadaki bazı insanlar korkmuşlar. Çünkü sürekli biz polis koruması altındaydık. O zaman binadakiler imza toplayıp bizi çıkartmak istemişler. Ama ev sahibi demiş ki siz gidebilirsiniz ama onlar kalacak. Gerçekten şey var, bir taraftan olumsuz yaklaşanlar var ama öbür taraftan da sahiplenen ve arkamızda duran insanlar da var. Son bir başlık olarak aslında şunu konuşalım isterim. Yani şimdiye kadar hem neler yaptın hem neler, radyo neler başardı bugüne kadar, bunları konuştuk. Biraz içeriğinden de bahsettik ama özellikle de şunu konuşalım istiyorum. Bu değişim sürecinden sonra işte bu dijitalleşme, sosyal medyanın yarattığı etkiyle beraber özellikle Hristiyan medyacılığının geleceğini nasıl görüyorsun abi? Nasıl bir değişim bekliyor bizi veya böyle keskin bir değişim gerçekten bekliyor musun? Mümkün mü böyle bir şey? Yok, bekliyorum. Yani insanlar bu şekilde alıştıktan sonra ben eminim ki birçok toplantı artık bu ekranlar üzerinde gerçekleşecek. O belli. Aslında medyanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yani bu dönemde ister radyo olsun, ister televizyon olsun, yani bu görselliğin, bu sanal dünyada mesajını iletmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yani her kilise, küçük bir kilise de olsa, büyük bir kilise de olsa bu tip medyatik girişimlere değer verse de vermese de herkes medyanın ne kadar önemli olduğunu fark etti. Ve bunun nimetlerinden de faydalandı. Bunu bu şekilde öğrendikten sonra, bunun avantajlarını gördükten sonra, ona göre yaşadıktan sonra neden vazgeçsin? Ben vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Hatırlarsın, biz de Umut Kalesi olarak bir Zoom üzerinden bir ilahi, bir kutsama, bir bereketleme ilahisi yaptık. Evet, inanılmaz derecede emek isteyen bir şey. Teker teker insanlara bağlanıyorsun. Onların seslerini, ışığını, görüntüsünü ayarlıyorsun. Çok kayıt yapıyorsun. Ondan sonra onun içinden seçiyorsun. Evet, doğru. Ama başardı. Yani kiliseler bunu başardılar. Bunun faydalarını öğrendiler. Medyaya saygının daha fazla arttığını düşünüyorum. Herkes bunu yaptı bir de. Ya şimdi temelde aslında şu var. Örneğin bir arkadaşım var. Canlı yayın yapıyor. Sen de tanırsın, bir dönem sizde çalışmıştı. Yani bir arkadaşını, sinemacı arkadaşını davet ediyor. Ve onunla bir program yapıyor. Programcı da kızıyor. Ya diyor, iki kişi mi bizi izliyor diyor. Ya ne fark eder diyor. Biz diyor düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz diyor. Yani insanların içinde bulundukları durumu anlatmak için medya ihtiyacı var. Düşüncelerini ortaya koyabilmek için, bir yere bunları ulaştırabilmek için medya ihtiyacı var. Medyanın önemi çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bunun nimetlerinden her şekilde faydalanacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda medya işiyle uğraşan insanların karşılaştıkları zorlukları da bence fark ettikleri için daha bir iyi empati kuracaklarını düşünüyorum. Yani bence bu hayırlı oldu. Çünkü yani bununla ilgili söylemek istediğim bir şey, gerçekten kilise buna çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Yani insanlarını bir araya toplayabilmek için o işlerden anlamayan insanlar hızlı bir şekilde çalıştı. Ki biz de aslında Şema olarak bize yani bir çeşit bir know-how bizde oluştu.
Ve biz bunu herkesle paylaştık. Çünkü biz Instagram üzerinden yayın yaparken aynı anda 4 farklı platformdan da yayın yapabiliyorduk. Şey, katılımcılar açısından da oldu. Katılımcılar açısından da bir değişim oldu. Ben ilk günlerde insanların burnu ve çenesiyle program yapıyordum. Sonra yavaş yavaş o profiller değişmeye başladı zaman içerisinde. Bu sürecin bir diğer olumlu etkisi de aslında belki de Hristiyan medya kurumlarının, farklı medya kurumlarının ilişkisini geliştirmek oldu. Yani bizim daha önce çok az ilişki kurduğumuz veya hiç ilişki kurmadığımız kardeşlerle ortak geliştirdiğimiz bir sürü şey oldu. Mesela bu yayın gibi. Yani ben sana konuk oldum daha önce. Ve açıkçası bazı işler daha belirgin hale geldi. Mesela Umut Kalesi'nden bahsediyorsun. Ben çok takdir ediyorum kardeşlerin yaptığı işleri. Özellikle gençler için harika işler çıkartıyorlar. Yani Kanal Hayat'ın farklı çabaları var. Şema'nın öyle, diğer medya kuruluşlarının, hem yayıncılık yapanların. Bizim aramızdaki ilişkilerin pekişmesi, gelişmesi açısından da bence olumlu etkileri oldu bu sürecin. Sen katılıyor musun buna? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle insanların birbirlerini tanımaları için çok güzel bir fırsat oldu. Çünkü ne oldu? Örneğin işte İzmir Diriliş Kilisesi bir yani online tapınma servisi hazırlıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Halka açık bir şekilde sosyal medyasından yayınlanıyor. O zaman ben İzmir Diriliş Kilisesi nasıl ibadet ediyor, orada kimler var onu görüyorum. Yani normal hayatta gidemediğim, hemen hemen bu yayını yapan, onlarca kiliseye gidebilme, onları tanıyabilme şansım oldu. Biz zaten yaptığımız bu sosyal radyo yayınlarında bizim tapınmalarımızı Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden insanlar bu online tapınmaya katıldılar ve o tapınmada hizmet ettiler. Biz o zaman tapınmada hizmet eden insanları da tanımış olduk. Yurt dışında aynı şekilde yani tapınma hizmeti olan insanları oraya katabilmiş olduk. Evet, bu bizim birbirimizi daha yakından tanımamıza yardım ettiği gibi aslında bizim bizden başka şeyimiz yok. Yani birbirimizle hareket etmemiz lazım. Şimdi hatırlarsın, geçenlerde bir medya buluşması oldu. Uyanış Gençliği, evet, buna ön ayak oldu. Gerçekten Tanrı'dan bir yönlendirme alarak bunu gerçekleştirdiler. İnanılmaz harika bir şey oldu ve o devam edecek. Şimdi biz şunu fark ettik. Yani bizim gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi eleştirmek veya senin kaşının üstünde gözün var falan filan demek yerine bizim birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla çok az kişiyiz zaten. Aslında, evet, çok az kişiyiz. Bu bizi birbirimize yaklaştıran ve birlikte birçok şey yapmamızı sağlayacak bir şey oldu ki burada da gururla da söylemek isterim. Her bir medya kuruluşuyla, o toplantıya katılan herkesle büyük bir sevinç, büyük bir onur duyarak çalışabildiğimizi, çalıştığımızı görmek de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum Soner abi, katıldığın için programımıza. Onur duyduk. Yani çok değerli başlıklar açtım bugün aslında. Hem radyo ile ilgili hem genel medya hizmetleri ve süreciyle ilgili. Umuyorum ki bu süreç bundan sonra da Radyo Şema ve Şema'ya bağlı diğer hizmetler için daha bereketli olur. Umuyorum ki beraber daha birçok şey yaparız. Kesinlikle. Sat 7 Türk benim çok sevdiğim, üzerine titrenmesi gereken göz bebeğimiz gibi bir yayın kuruluşu, bizim abimizdir. Biz sizden çok şey öğreniyoruz ve farklı şekilde sizinle birlikte hizmet edebilmek gerçekten bizim için bir ayrıcalık. Bunun için de teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Bizi izleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Cevap Veriyorum programında bir konukla daha karşınızdaydık. Süreç devam ettikçe aslında, yeni sorular ortaya çıktıkça biz yeni cevaplarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.